dizleme ağrısı mesela. Gibi. Hepimiz de ortak. Mesela boğaz ağrısı çok hafif veya çok fazla ama dışarıdan insanlar sürekli bir mesaj atıyor. Nasıl belirtisi oldu? Ne hissettiniz? Tabii, kaç günde iyileşti? Çok fazla merak ediyorum. Çünkü sosyal medyada artık o kadar çok gereksiz bilgi var ki bazen insanlar olayı acındıracak şekilde... Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorken 27 Mart'ta bizim servisimizdeki sorumlu arkadaş da testi pozitif çıktı. Bir ateşi başladı. Ateşten sonra birazcık öksürüğü başladı. Ondan dolayı COVID testi yapıldı ve bu COVID testi pozitif çıktı. Ve o hastaneye yatışı verildi. 28 Mart'ta ise başka bir arkadaşla da tekrardan ateş ve ondan da test alıp pozitif çıkınca servisi karantina altına aldık. Bütün serviste çalışan herkese toplandı ve test verdi. Bu test sonucunda 10 civarındaki arkadaşımızda testimiz pozitif çıktı. Ya ben de aslında hiçbir belirti yoktu normal gündelik hayatımdaki gibi çalışıyorken test verdim ve testimin sonucu pozitif çıktı. Aslında ben bunu kendime hazırlıklıydım çünkü sağlık sektöründesiniz veya da sağlık sektöründe olunca bugün olmazsa yarın olacak. Yani bunun aslında en önemli şey psikolojisine girmek. Yani üzüldüm mü? Çok da bir üzülmedim çünkü çok fazla belirtim yoktu, şeyim yoktu. Bir de buna hazırlıklıydım. Dünya genelinde şu anda 2 milyonu geçti. 2 milyonu geçmişken yani insanlar şey modunda bana bulaşmadı ama ne kadar önlem alırsak alalım bir yerden bulaşabilir. Onun için bunun psikolojisine girmek çok önemli. Bende ateş ve öksürük olmadı. Ayın 28'inde pozitif çıktı. 29'unda bende eklem ağrısı başladı. 30'unda artık eklem ağrısı şiddetlendi. Birinde ikisinde ise eklem ağrısı gerçekten çok daha da artmaya başladı. Yani uyutmuyordu. Ben de gördüm en net belirti ve arkadaşlarımla birlikte sürekli konuşuyordum. Hepimiz ortak olan şey eklem ağrısı. İnsanlar şunu merak ediyor, ateş ve öksürük. Ateş ve öksürük olmayabilir yani. Sizde kesin ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok. Çünkü bende olmadı, sizde de olmayabilir. Ardından tat ve koku gidiyor. Yani 7. 8. günde bazıları kullandığımız ilaçtan dolayı diyor. Bazıları ise hastalıktan dolayı hakkında net bir dönüş sağlayamadılar. Ama tat ve koku gidiyor yani. Hala tat ve koku gelmedi. Şöyle diyeyim, odaya parfüm sıkıyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz. Yemek yiyorsunuz, kokusunu alamıyorsunuz. Yani hiçbir şeyin tat ve kokusunu alamıyorsunuz. 14 gün yani semptomlar bittikten 14 gün sonra bizden plazma bağışında bulunuyoruz. Yani kanın üst tarafında yani kan kaybınız veya bir şey kaybınız olmuyor. Sadece sizin kanınızdaki antikor kısmını alıyorlar. Onu yendiğiniz için başka bir insana veriyorlar. Ve insanlara umut oluyoruz. Gerçekten benim için çok güzel bir anda çünkü belki iki tane insan yoğun bakımdan çıkabilecek. Yani onların başka bir seçeneği yok çünkü. Ya yani artık başka bir seçenekleri yoktu ve o insanların ailelerinin yerine ne kendimi koydum. Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Evde izole olduğum süreç gerçekten çok zor geçti. Neden diyeceksiniz? Bir odadasınız. 14 gün boyunca odadan çıkmıyorsunuz. Çıktığınız günde 10 dakika lambaya gidip geliyorsunuz. O sırada maske takıyorsunuz. Yani 14 gün bir odada kalmak. Yani ben görevime dönmek istiyordum. Çünkü bu hastalığı atlatmış birisi olarak insanlara bilgi verebiliyorum. İnsanlara yardımcı olabiliyorum. İnsanlar yani gerçekten bazı şeyler atlatmayan birisinin söylese insanlar ciddiye almıyor. Ama atlatan birisi olunca insanlar daha fazla ciddiye alıyor. Yani ondan dolayı ben zaten görevime dönmek istiyordum. Keşke daha fazla insana ulaşabilsem, o insanlara bilgi verebilsem. Elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki giderim. Ya şöyle bu... Ya evde kalmakla bu nasıl desem kesin geçinmeyeceğimin garantisi yok. Ama orada hiç olmazsa birkaç insana yardımcı olabilirim. Orada birkaç insanın dokunabilirim ya insanları yönlendirebilirim. Beslenmelerini yönlendirebilirim. Kendilerini hazırlamalarına yardımcı olabilirim. Bu hastalık sonrasında nasıl olduğunu anlatabilirim. O insanlara bu süreç hakkında bilgi verebilirim. Ondan dolayı dönmek istiyorum. Zaten görmeye de başladım bunun için.